4'teki Kıbrıs barış harekatından sonra Birleşmiş Milletler kararı uyarınca yerleşime kapatıldı. Askeri bölge ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti kapalı Maraş'ı yeniden yerleşime açmak için geçen yıl Temmuz ayında çalışma başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş'ın yeniden açılmasına ilişkin son durumu açıkladı. Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında açılması politikasının oluşturulan bir komisyonla ilerlediğini duyurdu. Son aşamaya gelindi dedi. Özersay, Maraş'la ilgili Doğu Akdeniz Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde sahadaki çalışmalarda da sona gelindiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen yıl 18 Haziran'da alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Kapalı Maraş'ın açılması için uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.